Selamun Aleyküm Kardeşlerim. Çarşamba akşamı yine birlikteyiz. Rabbimin rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Gönlümüze, sadrımıza açıklık, ferahlık gelsin. Dilimizdeki düğümleri çözsün ki doğru şeyler söyleyelim. Sizler de bizleri doğru söyleyin, anlayın inşallah. Ee, ancak hemen başta bir e, emrivaki yerine getirmem gerekiyor. Bu akşam konumuz geçen ahlından, geçen son dersten belliydi, cumartesiden. E, yaratılış konusu uzun bir konuydu. İkinci aşamaya e, gelecektik. Ancak bu aşamaya girmeden e, önce e, Ramazan'ın uyguladığı Kur'an'ı anlama metodu üzerine e, dün akşam bir e, program yapıldı. Türkiye'nin Kur'an merkezi düşünen e, en bilinen hocalarından e, ki benim de e, eski hocamdır kendisi e, bir programda sorulara cevap verdi. E, bu cevaplar üzerinden e, sadece cevap vermekle kalmadı. E, e, bilemediğim bir e, kendisinde şu ana kadar görmediğim bir sert üslup ile e, hedef alarak e, o kişiyi daha sonra Ramazanı e, basit bir dil kullandı demek zorundayım daha başka kelime e, bulamıyorum üzgünüm çok üzgünüm e, bu beni oldukça yaraladı e, dolayısıyla Ramazana bu konuda söz hakkı, bir cevap hakkı doğduğuna e, inanıyorum. Kendisine bu fırsatı vermek için önce kabul etmedi. Şu anda bu kendisine dediklerini kendisine haberi de yok. E, hayır dedi, gerek yok, e, muhatap alma istemiyorum. Biz konumuzu anlatalım. Doyruğu da bu şekilde yap e, diye benden rica etti. E, ama ben yine de e, bugün çok yazışma, mesaj, e, telefon aldım dinleyicilerimizden, bu konuyu yeni öğrenen kardeşlerimizden de. O yüzden Ramazana bir emvarki yapmak durumundayım. Yine kendisinin metodu pek gündeme gelmedi zaten. metot üzerinden hiçbir ilmi eleştiri yapılmadı, yapılmadı bilmiyorum. Kişisel değerlendirmeler şeklinde geçti. Ama bir cevap hakkı doğduğu için yine de. Ee, cevap vermesini rica edeceğim. İstemediği halde bunu e, hem kendisine hem de e, dediğim gibi önceden benim üzerinde hakkı olan e, o kişiye karşı bir borç olarak, bir dürüstlük borcu olarak görüyorum. E, görmek istiyorum. Şimdi önce. Bu hocamızın benim altını çizerek dinlediğim bir cümlesiyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sözü sizler nasıl anladınız ve Ramazan hocam bunu nasıl anlayabiliriz ve orada sorulan soruların aynilerini Ramazan'a sormak istiyorum. Ama kendisinden diyeceğim lütfen çok kısa ee, yani veciz dediği hani Kur'an veciz dedi yeterli ne fazla ne eksik tabii ki haşa biz <laughs> vahiy dilini kullanamayız ama olabildiğince kısa cevaplar verebilmesi şu cümleye lütfen dikkat edin. Dün akşam ifade edilen şu cümleye. Benim çok bir dikkat çekti. Bir soru karşısında. Kur'an'daki yapılan harekelendirmeler üzerine verilen bir cevaptan alınan bir pasaj bu. Ve kıraat farklılıkları üzerine. İddia şuydu bu hocamızın. Bu Emevilerin bir hıncıdır. Bu Kur'an'a ihanettir. Bir mushaf harekeli ise o mushaf ilk mushaf sayılamaz. Yani üstünde oynanmıştır. İfade aynen bu. Dakika 50. Akşamki yayının 49 50. dakikasındaki cümle. O musafile oynanmıştır hareketi ise. Devamında sonradan rakş. Bu kavramı yeni duydum. Kendisinden öğrendim. Rakş yani noktalama yapılmıştır. Bunu diyen hocamızın daha sonra sorulara cevap vermeye devam ettim. Şimdi o soruların aynısını Ramazan kusura bakma emir vaki yapıyorum ama sen karşı çıksan da çok kısa cevaplar halinde bu temel hakkını ve doğal hakkını kullanmadı istiyorum. Olabildiğince oradaki sonucu arkadaşın sorduğu soruları not almaya çalıştım. Soru şuydu bir tane ilk giren soru. Rivayetler kökten reddedilebilir. Red, rivayetleri kökten reddetmek olur mu? Dedi. Evet. Sonra ee, şöyle o kişi hayır diye başladı ve devam etti. Evet. Şimdi e, ilk önce şuna dikkat çekeyim ben. E, biz daha önce hep şunu ifade ettik. Eğer insanların kafasında din alma algısı, din edinme algısı birilerinin tekelinde olduğu ve o tekele yani insanların teveccüh ettiği tekelin de din verme konumunda olduğu görüldüğünde işte dünkü hadise yaşanır. Nedir dünkü hadise? Şudur dünkü hadise. Baktığınızda dün arkadaşlar aslında bu konuları benimle tartıştılar, konuştular. Hatta sabahlara varana kadar programda yaptık. Fakat benim yaptığım programlarda sen de dahil olmak kaydıyla karşımda 40 kişi vardı evet. ve hepsini de direkt olarak müdahale edebiliyordu. Sözümü kesebiliyordu. Öyle. Hatta ben bir ayet söylediğimde daha o ayeti bitirmeden, daha o ayetle ilgili bir şeyi anlatmadan ya şuna ne diyeceksin, ya buna ne diyeceksin, ya şuna ne diyeceksin şeklinde böyle koşturuyorlardı. Ama dünen bütün yorumları da kapattılar. Kimseyi de almadılar. Bana rahatlıkla ulaşabilirlerdi. İşte hakkında konuştuğun adam burada, canlı canlı, canlı kanlı karşında. İşte iddiaların sahibi bu adam. Buyur diyebilirlerdi. Bunu da yapmadılar. Herhangi bir hatta şöyle de yapmadılar. Ya üstad Tamam sen böyle diyorsun ama mealinde şöyle yazmışsın, mealinde böyle yazmışsın da demediler. Amaç neydi burada? Ya amaç burada şuydu. Ya Ramazan Demir diye biri çıkmış. Ya biz bunu böyle yanına abimize alalım da böyle biraz benzetelim. Ya birinin buna dur demesi lazım. Yani bu Ramazan Kur'an'ın genetiğiyle oynuyor. Birinin buna dur demesi lazım arkadaş ya. Yani. Bu çocuk ne yaptığının farkında değil bu adam. Amaç buydu. Amaç bu olunca bakın o dünkü soruları soran arkadaş hatırlarsanız Kur'an'ın Arapça olmadığına dair dersler yapıyordu. Kayıtları elimde Ama, var zaten. Kayıtları elinde var değil mi? Ama kalkıp da hocam bir dakika dur Kur'an Arapça değil diyemedi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ya yani bu bir düşük bir seviyedir bu. Çok düşük bir seviyedir seviyeyi düşürmektir bu yani. Başka bir şey değil. Kardeşim sen fikrini söyleyeyim. Bak kalkıyorsun insanlara Kur'an Arapça olmadığına dair dersler yapıyorsun. Ayetler koyuyorsun. Bir sürü şey söylüyorsun ama karşında konu kaldığı adam Kur'an'ın Arapça olduğunu söylüyor. Niye ona? Bir dakika hocam yani biz tamam eyvallah döveceğin adamla ilgili senin yanında duralım ama Kur'an'ın Arapçası ile ilgili senin yanında durmuyoruz. Niye demedin? Niye yani insanlara Kur'an'ın Arapça olmadığına dair söz söylerken... ...bu sözü sen yani güvenmeden mi söyledin, inanmadan mı söyledin? Yoksa laf olsun, torba dolsun diye mi söyledin? Yani eğer bu görüşünü her yerde savunmayacaksa... ...eğer bu görüş hakikaten de bir inanç şeklinde değilse... ...bunu insanlara niye veriyorsun? Neden söylüyorsun bunları insanlara, niye satıyorsun? İşte yani insanın düşeceği aslında... Dünkü en zavallı durum bu. Yani yeter ki şöyle hadi şu anda Amerika'da seçimler yapılıyor. Ee, aslında Trump'ın yerine gelmesi gereken Biden adam değil yani bir, bir ihtiyarlamış biri. Zaten şey hastalığı var, lemas hastalığı var, adam unutma şeyi var. Ama insanlar ya yani Trump olmasın da kim olursa olsun yani ya biri şuna vursun da nasıl vurursa vursun. Yani yeter ki bize de iki tane vursun. Güçlerine bize de vursun. İşte insan bu duruma düşüyor. Aslında işin en e, trajikomik bence çok trajikomik yanı bu. Soruna gelince başlıyor diyor ki ya rivayetleri kabul edilir edil, mi? Hayır diyor. Hayır. Sonra uzun uzun konuştuktan sonra şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani herkesin bildiği bir sonuç çıkartıyor. Diyor ki ya rivayetleri biz Kur'an'a arz ederiz. Kur'an'a uyuyorsa alırız, uymuyorsa almayız. Derler. Böyle de değil. değil mi abicim? Yanılıyor muyum Erkan abi? Beni dinle hoşuma Hayır, öyle dediler lakin dedi eee hocam, bir de şunu söyledi. Elbette bu rivayetlerin ve hadislerin hepsinin tamamını çöpe atalım demiyoruz. Bunları birer kültürel değer olarak, değer dedi. olarak bir çuvala koyalım bunları. Hollywood gibi filmlerde kullanabiliriz. Aynen ifade bu ne kadar güzel filmler çeviriyorsa bunları filmlerde kullanılacak bir obje olarak elbette saklayalım diye bir cümle de vardı. Ama şöyle dedi değil mi? Yani Kur'an bu değil dedi yani. Öyle değil mi? Evet. Yani Kur'an şey ya, dinin kaynağı bir tanedir dedi. Kesinlikle. Hatta Muhammed Aleyhisselam da dini o kaynaktan öğrendi dedi. Değil mi? Kesin, kesinlikle. Ve doğru olan sözleri de Kur'an'a arz edeceğiz. Yani Kur'an'a arz ettiğimiz hadisleri tabii ki reddetmeyiz. Ama olmayan reddetmeyiz. Hatta şu örnekleri verdi. Yani eğer hadis inkarcısı arıyorsak 600 bin hadis içinden Buhari de dedi. E, 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 597 bin 300 hadisi atan Buhari ya da 1 milyon hadis içerisinden 500, e, 970 bin tane hadis atan e, Ahmet bin Hanbeli e, şey yapmalıyız dedi. Doğru alkışlıyoruz. Şey yapıyoruz. Ama geldiği nokta nedir? Dedi ki ya Kur'an'a arz edelim. Peki. Bakalım bu üstadımız hakikaten mealimde hadisleri Kur'an'a arz etmiş mi? Yoksa Kur'an'ı mı hadislere arz etmiş? Yoksa tersini mi yapmış? Yani ne kadar sözünün eri? Ne kadar sözüne sadık? Ne kadar bu dediğini yapıyor? Bir bakalım. Elimde bununla ilgili bakın şu kadar şey var. Yani çok da aramadım. Her sayfasında var nasıl olsa ama ben çok çarpıcı bir örnek olsun diye mesela Tembet suresini getirelim. Mesela Tebbet suresinde şöyle diyor. Diyor ki bu sure bir kere kesinlikle Allah Resulü Muhammed'in amcası hakkında inmiştir. Diyor ki Ebu Leheb Hazreti Peygamber'in amcasıdır ve surenin muhtevası amca ile yeğen arasındaki ipin inceldiği yerden kopmaktır diyor. Zaten surede de anlatıyor yani Ebu Leheb'in. Hatta şöyle diyor. Laf sen iki eli bir sonraki ayette yer alan mal ve kazancı delalet eder. Ebu Leheb kahrolsun yerine Böyle denilmesinin altında ilahi şefkat yatmaktadır. Adeta Ebu Leheb kulumu benden koparan malı ve kazancı kahrolsun. Şimdi bir, e, Üstad-ı Azam yani hani beni cahillikle, marakeşlikle veya başka bir şeyle böyle suçluyor ya tamam kabul ediyorum ben. Yani cahil olduğumu kabul ediyorum ben. E, alimim demedim zaten yani beni dinleyenler hiç alimim dediğimi benden duymamışlardır. Hatta ben sadece Kur'an'dan anladığımı söylüyorum diye binlerce defa tekrar etmişsin. Peki siz üstad ömrünüzü vermişsiniz söylüyorsunuz çok güzel. Ebu Leheb'in yani bu surede başla, bahsedilen Ebu Leheb'in Allah Resulü'nün amcası olduğuna dair rivayetleri Kur'an'ın neresine arz ettiniz de buraya bağladınız? Nereden çıkarttınız? Yani bunu Kur'an'a, hani hadisleri Kur'an'a arz edecekler ya. Mesela şöyle var mı? Yani biz işte burada bahsedilen ayetten Ebu Leheb kelimesinden şu 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 şu, şu ayetlerden dolayı, şu 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 kurallardan dolayı, şundan 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 dolayı Kur'an'a arz ettik. Böyle gelen bir rivayetin de olduğunu gördük. Bu rivayet dolayısıyla buna uygundur. Nerede dedi Yani bu ayeti mi sen hadise arz ettin Yoksa bu rivayeti mi Kur'an'a arz ettin? Hangisini yapmış oldun? Tabii ki Kur'an'ı hadise arz etmiş oldun. Yani mesela kalkıyorsun mealinde diyorsun ki işte elem tera keyfe bu, bu ebrehedir. Nereden çıkartıyorsun bunu? Yani bu olayların arkasına koyduğun rivayetleri Kur'an'ın neresine arz ederek çıkarttın? Böyle bir çalışma görmüyoruz yani. Söylediklerinde de yazdıklarında da bu söylemlerinin, bu rivayetlerin, Kur'an'ın ayetlerinin bununla ilgili olduğuna dair isnadını Kur'an'a arz ederek yaptığına dair bir çalışmayı ben görmedim. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tahrim suresinin arkasına koyduğunuz e, Mariye Bal Şerbeti hikayesini Kur'an'ın neresine arz ederek koydunuz? Neresine arz ettiniz? Bana söyler misiniz? Şabat'ın Allah tarafından emredildiğini söyleyen ayetleri öyle söylüyor ayet şeylerde Şabat'la ilgili. Kur'an'ın neresini arz ederek çıkarttınız? Bana bir söyler misiniz? Söyleyen ayetleri, böyle Dahası ya yani siz kalkıp Allah Resulü Musa'yı hacca getirmiyorsunuz. Onu ikinci bir kutsal belde ihdas ederek bunu da Yahudiler üzerinden yapıyorsunuz. İkinci bir kutsal belgeyi, ikinci bir kıble sahibi yapıyorsunuz. Acaba bunu Kur'an'ın neresine arz ettiniz? Bana söyler misiniz? Hani diyordu ya büyük iddialar büyük delil ister. Benim böyle bir iddiam olmadı. Ben mealde yazmadım. Mealde yazmadım. İddia sahibi sensin. Arkasına rivayetten başka bir şey koymuyorsun. Ama kalkıyorsun seninki hadisleri Kur'an'a arz etmek oluyor. Bu, bu, bu mudur yani hadisleri Kur'an'a arz etmekten anladığımız şey bu mudur? Kur'an'ın ayetlerini, Kur'an'ın kelimelerini o rivayetler üzerinden gelen anlamlara göre manalandırmak Kur'an'ı hadise, hadise arz etmek midir, hadisi Kur'an'a arz etmek midir? Şimdi yani bunu söylüyor ama cahil olan ben oluyorum. Yani Kur'an'ın genetiğiyle oynayan ben oluyorum öyle mi? Allah Allah rızası için siz e, elem tera keyfe faal ederken oradaki olayın Ebrehe olduğunu, Ebrehe olayını yani rivayetteki Ebrehe olduğunu Kur'an'ın hangi genetiğinden çıkarttınız? Neresinden çıkarttınız yani? Biz Kur'an'ın şu DNA'sını okuduk. O DNA'sına göre o olay bu olaydır. Nereden çıkarttınız bunu? Ya bırak yazmayı abi ya. Hayır. Böyle diyor. Biz şunu diyoruz kardeşim. Bakın hadis, rivayet, seküler bilim, dilim, ilim, tefsirci veya hiçbir söz olarak Kur'an'a denk olamazlar. Söz değeri olarak Kur'an'a denk olamazlar. Bakın Kur'an İnsanların ve cinlerin bir araya gelse bile bir benzerini üretemeyecekleri bir sözdür. Ama bakın benzeri milyonlarca üretilebilen hadislerden bahsediyoruz, sıfırdan üretilebilen hadislerden bahsediyoruz. Siz nasıl bu iki sözü birbirine denk sayarsınız? Hatta denk saymayı bırakın. Siz nasıl o rivayetlerle gelen anlamları Kur'an kelimelerinin anlamları sayarsınız? Nasıl yaparsınız bunu? Sonra da kalkıp seçici davranırsınız. Kur'an'a arz ederiz. Kardeşim sen bir rivayet almışsın. Sen sen de bir rivayet alıyorsun. Cübbeli de bir rivayet alıyor. Yani senin yaptığının cübbelinin yaptığıyla, diğerlerinin yaptığıyla farkı ne? Senin sen hadisi alıp Kur'an'ın arkasına koyunca bu oluyor da. Cübbeli yapınca bu niye olmuyor? Niye olmuyor? Madem ilkeli davranacaksın ben bunu yapıyorsam herkes bunu yapma hakkına sahiptir diyeceksin. Herkes bunu yapma hakkına sahiptir ha sen Kur'an'ın arkasına, Tebbet Suresi'nin arkasına o rivayetleri koyacaksın. Bütün şeylerin mealinde yani rivayetlerle doldurup Kur'an ayetlerinin tamamını mealler üzerinden şey rivayetler üzerinden anlamlandıracaksın. Bu seninki doğru. Niye sen yaptığın için. Çünkü sen sen bir başkasın. Sen süpersin. Bu hak sende var. Bu yetki sende var. Nereden aldın bu yetkiyi? Bana diyor ya sen kimsin? E tamam ben kimseyi demedim zaten de sen kimsin? Sen kimsin? Nesin sen yani? Sen Kur'an hakkında böyle söz söyleme, Kur'an'ı böyle konaklarının altına alıp koruma yetkisini nereden alıyoruz? Bu yetki sana verildi de bizim haberimiz mi yok? Hadi bu yetkiyi aldın diyelim. Peki nasıl kullanıyorsun bu yetkiyi? Kur'an'ı koruma adına mı kullanıyorsun? Hayır. Hayır. Kur'an umurunda değil ki. Yani Ebu Leheb kelimesinin karşılığını Kur'an'dan aramak sana zor geliyor. Kalkıyorsun rivayette hazır da bir rivayet var atalarından gelen, eleştirdiklerinden gelen ki hepsi de senden daha fazla emek sarf etmiştir. Alıp onu koymakta bir beis görmüyorsun. Kur'an'ı Kur'an'ın içinde anlamakta bir beis görmüyorsun ama her tarafta da Kur'an yeter diyorsun. Ama Kur'an'ın genetiğiyle oynayan benim sen değilsin öyle mi? Sen ortada genetik mi bıraktınız? Genetik mi bıraktınız ortada? Onun için kimse bana böyle yok Kur'an'ı şey hadisleri Kur'an'a arz edeceğiz. Senin Kur'an'a bir hadis arz edebilmen için Kur'an'ı kapsamış olman lazım. İhata etmiş olman lazım. Sonra Kur'an'ın neresinde arz edin diye bir şey var. Sen niye onu arz edeceksin? Yani Kur'an neyi eksik bıraktı da sen onu tamamlamak için bir sözü üstelik eleştirdiğin, üstelik söylüyorsun rivayet demişsin şöyle üstelik bunları da eleştiriyorsun. Bunları da eleştirdiğin halde yani Kur'an neyi eksik bıraktı da sen onunla tamamlamaya çalışıyorsun? Neyi eksik bıraktı? Eğer sen Kur'an'ı rivayetle tamamlıyorsan bu şu demektir. Kur'an o kısımları eksik bıraktı ben tamamlıyorum demektir bu. Ben de onu rivayetle tamamlıyorum demektir. Ama sen bu inceliği göremeyecek kadar kaba bir adamsın. Kaba bir insansın. Zarif değilsin sen. Zarif numarası çekiyorsun sen. Numara çekiyorsun. Oysa bilmediğin, anlamadığım bir mevzuyu kalkıp ben yeni bir Kur'an yazmaya çalışıyormuşum. Ya Allah'tan korkmaz. İnsanların sana yaptığını sen niye bana yapıyorsun? Bu tıpkı şuna benziyor. Yani biz geçenlerde bir tane daha var ya bunun bir benzeri var. Sürekli bununla oturup konuşan şey bilmediği halde Kur'an'ı yüzüne okumadığı halde meal yazan vatandaş arıyor bizi. Ya işte gelir misiniz fikirlerinizi dinlemek istiyoruz. Gittik arkadaş bir saat bize nutuk çekiyor bir saat. Ya biz geldik senin ayağına geldik bizi dinlemen için geldik buraya. Bir saat oturdu. Tek kelime etmedik. Tek sözünü bile kesmedik. Ne dedi bir saat içerisinde? Şunu dedi. Ya Kur'an gereksiz bir kitaptır. Yani çok da önemli bir kitap değildir. İnsanlığın birikimi doğru yolu bulmaya yeterlidir dedi. Ben de dedim ki tamam söz bana geldi. Tamam dedim. Yani sen böyle diyorsan bizim seninle konuşacak herhangi bir şeyim yok. Bir, bir şeyimiz yok kardeş. İşin gücün rast gelsin. Yani bildiğin yoldan devam et. Ama seninle bir mesele konuşup bir yere varabilmemizin imkanı yok. Çünkü senin gereksiz dediğin kitap için biz ölmeye hazırız. Senin gereksiz dediğin o kitaba biz bütün hücrelerimizle iman ediyoruz. Her bir harfine iman ediyoruz. Neyi konuşacağız seninle? Yollarımız ayrılıyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bak dedi kitik sünni tavrı. Sünni tepkisi dedi. Ben ona dedim ki ya sen niye bana böyle hemen isim takıyorsun böyle şey takıyorsun. Ben sana öyle bir şey söyledim mi? Seni itham ettim mi? İtam ettin diyor beni. Nasıl itam ettim seni? Biraz önce dedin ya senle bir mevzuda anlaşamayız dedim ya. Bu itam değil mi diyor. Şu seviyesizliğe bak ya. Buna da şahittir yani sen biliyorsun kimlerin şahit olduğunu. İnsanlar şahittir bunu. Yani evet. hatta şu anda büyük bir ihtimalle ben yorumları göremiyorum. Yani eğer dinliyorsa orada bulunan arkadaşlar sözlerimde bir tane katma yani ek, üstüne eklediğim bir şey varsa yazabilirler. Yazabilirler. Mutlaka dinliyorlardır beni. Mutlaka. E şimdi bu vatandaş da ya kardeşim insanlar sana bak seni anlamadan tekfir ettiler. Bir sürü şey söylediler. Senin ne demek istediğini tam olarak bilmeden senin ağzına geleni söylediler herkes seni. Düşman ettiler. Yani çok mu zordu? Ee, ne diyorsun kardeş sen ya? Demek çok mu zordu? Yani bir şeyi bir şey sana karşı yapılınca kötü ama sen yapınca iyi mi oluyor? Ben nerede insanlar yeni bir Kur'an yazsınlar dedim? Ne zaman dedim ben? Böyle bir şey mi söyledim? Hayır, ifade yani e, şu notlarımda var. E, sunucu sonucu kişinin eee kıraat farklılarında anlam farkları var mı? Neden Asım kıraatini okuyoruz e, sorusundan sonra ee, kıraat istismara çok açık bir konudur ifadesi. Hayır, o sözlerini de biliyorum. Yani o kıraat farklılıkları emeği. Birileri eline bir... Kur'an alıp bilmem kaçıncı kıraat oluşturuyor. Bizim de ona inanmamızı istiyor. Niye inanalım ki? Bir iddianız var, devasa bir iddia. Karşılığında küçücük bir deliliniz var. Tamam. Dahi yok pardon. Tamam bakacağım delillerime. Delillerimi de koyacağım. Acaba senin, sen acaba o Kur'an'ın genetiği dediğin Kur'an'ın genetiğine hakikaten uyuyor musun? Uymuyor musun? Ne kadar delikanlısın, ne kadar cahil değilsin şimdi senin mehalinden göreceğiz. Mehalinden göreceğiz. Bakalım sen hakikaten böyle misin? Hakikaten söylediğin söze iman ediyor musun? Yoksa laf olsun torba dolsun yani birilerini şey yapayım diye Şimdi ne diyor bu arkadaş? Diyor ki ya yani bak şöyle diyor. O soruyor. Diyor ki bu Kur'an'ı Allah Resulü hani yaz, zaten sözlü olarak geldi ona geleceğim. Zaten sözlü olarak geldi. Allah Resulü Muhammed noktasız ve hareketsiz yazdırdı mı? Evet diyor. Ha demek ki Allah Resulüne, Resulünün elinde noktasız ve hareketsiz bir Kur'an var değil mi? Kur'an dediği o. Yani Allah Resulü Muhammed'in Kur'an dendiğinde aklına gelen, eline gelen o günkü Müslümanların aklına gelen asım kıraati değil. Noktasız ve hareketsizdir değil mi? Zaten albüm kitabı gösterildi. 17 Gösteriyor. Kendi e de gösteriyor. gösteriyor. Kendi de gösteriyor. Peki soru bir. Asım'ın bu metni harekeleme, noktalama, ayet sonlarını belirleme, secaventler belirleme veya şey yapma yetkisi Kur'an'ın neresinde var? Yani bunu Allah Resulü Muhammed yapamaz mıydı? Allah yapamaz mıydı? Ama bu Kufe'deki valilik yapmış Ali Ekolünden gelen bir okuma olduğu rivayeti söndü. İster Ali okulundan, ister Veli okulundan. O Allah Resulü hutbede Kur'an okuyordu diyor. Kur'an okurken Allah Resulü hareketsiz mi okuyordu? Noktasız mı okuyordu? Yani ayetlere işaretlere ses vermeden mi okuyordu? Okuyordu değil mi? Öyle değil mi? Peki bu yetki birilerine verildi de bizim haberimiz mi yok? Nereden çıkıyor yani birilerinin bunun üzerine nokta, hareke koyma, secavent belirleme, ayet sonları koyma yetkisi nereden çıkıyor? Allah Resulü bunu yap, Allah bunu böyle göndermişse, bunu yapmamışsa, Allah Resulü bunu yapmamışsa, hadi sünnete uydunuz, Ebu Bekir yapmamışsa, Ömer yapmamışsa, Osman yapmamışsa, Ali yapmamışsa siz kim oluyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz? E, şu cümle zaten beni şok etti. Bir Musaf harekeli ise o musaf ile o musaf ilk musaf sayılmaz. Yani üstünde oynanmıştır. Bu net bir cümle. E, üstelik şöyle diyor. Bu diyor Emevilerin hıncıdır diyor. Yani kıraat farklılıkları Emevilerin hıncıdır diyor. E, biz de onu diyoruz. Bak Kur'an'ı noktalayan ve harekeleyenin ya Muaviye ya Zeyd bin Ebi'hi ya da e, Haccaz bin Yusuf olduğunu söyleniyor. Biz de onu söylüyoruz. Yani şu rivayetler doğruysa. E şimdi sırf bu bile o şeyler üzerinde insanın ya bir dakika durun arkadaşlar yani burada bir şey var. Yani siyasi bir baskı olabilir, bir şey olabilir. Demeyelim mi yani? Üstelik ben şöyle mi dedim? Hangi konuşmamda dedim ki ya Asım Kırat'ını çöpe atın diye. Allah rızası için dinleyenler içerisinde şey bir kişi ya bir kişi çıksın desin ki Asım Kırat'ını çöpe atın dedim. Hayır. Asım kıraatı iman edilemez dedim. Yani. Asım kıraatı değil bizim iman etmemiz gereken Allah Resulüne verilendir bizim iman etmemiz gereken. Çünkü Asım kıraatine iman ettiğin zaman ötekisi nafi kıraatına iman ediyor. Ötekisi başka bir kıraata iman ediyor. Kisai kıraatına iman ediyor. Ne yapacağız yani kıraata iman etmiş oluruz biz. Kıraata iman etmiş oluruz. Oysa elimizde Allah Resulüne verilen Allah Resulü'nün de yazdırdığı noktasız ve hareketsiz metinler var mı? Var. Biz buna rağmen Asım'ın kıraatini hemen kaldırıp çöpe atmayın kardeşim. Tek tek inceleyin. Adamın yani doğru yapma ihtimali de var. Biz ne, ne diyoruz? Ya Asım bu noktaları ve hareketleri koyarken bu şeyleri koyarken bir gerekçe belirtmemiş. Yani hangi gerekçeye göre öyle yaptığına dair bir gerekçe yok elimizde. Şundan dolayı bundan dolayı yaptığıma dair bir gerekçe yok. Kaldı ki kardeşim siz kabul edin ya da etmeyin. Bakın bugün İlahiyat fakültelerinde Kur'an'da gramer hataları, doktora tezleri öyle bir tane, iki tane, üç tane, on tane, beş tane değil. Kimse Asım'ın kıraatinin hataları demiyor. Kur'an'daki an'da Kur 2500 gramer hatası var, beyanı yapıldı akşam. Yani bir Filistinli alimin beş yapıldığı. Bine diyor. Beş bine. Ve adam söylediklerinin çoğunda da haklı. Çoğunluğa da haklı. Peki, bunlar diyorlar ki hayır buna uyacağız. Yani yok. Öyle değil. Biz Asım kıraatına uyacağız. Peki, uymuş mu? Asım kıraatine bakalım kendisi uymuş mu? Allah rızası için bana ee, Enam suresinin 39. ayetini açar mısınız? Onun mealini. Kendisi uyumuş mu bakalım. Enam 39. Evet okur musunuz? Ha. Mesajlarımızı yalanlayanlar karanlığa mahkum olmuş sağırlar ve dilsizlerdir. Allah isteyip hak edeni istediğini saptırıyor. Keza isteyip hak edeni istediğini de doğru yola yöneltiyor. Ne yaptın sen şimdi? Şimdi sen savunduğunun tersine hareket ettin. Hani Kur'an'ın genetiği derken bunu kastediyorum, ve onunla oynanmayacaktı? Hani oynanmayacaktı? Sen niye oynuyorsun? Ayet gayet açık bir şekilde. Bak bile diyor ya. Ya insaf diyor. Çaba diyor. Şu kadar diyor. Bu kadar diyor değil mi? Peki ondan daha çok fazla çaba sarf etmiş, ondan daha fazla bedel ödemiş insanlara bakalım. Ondan daha fazla bedel ödemişlere bakalım. Mesela Elmanlı'ya bakalım. Bakın Elmanlı'nınkini okuyun. Okuyayım. Orjinalini okuyun. Elmanlı orijinal. Veya Türkçesini okuyun. Öyle yapıyorum. <laughs> Elmanlı orijinal yapıyorum. Ayetlerimize yalan diyenler bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Zulmetler içindedirler. Kimi dilerse Allah şaşırtır, kimi de dilerse bir tariki, tariki müstakim üzerinde bulundurur. E di bak burada senin dediğini dememiş. Yani e, men yudlillahu. Bak bu adam demiş ki Allah dilediğini saptırır demiş. Senden daha fazla bedel ödemiş. Senden daha fazla alim senden daha fazla bilgili. Bunu sadece o söylememiş ki. Razi de söylemiş. De aynı. Esed de, aynısını söylemiş. Kurtubi de aynısını söylemiş. Bu de da aynısını söylemiş. İbn Abbas da aynısını söylemiş. Mücahit de aynısını söylemiş. Madem insaf diyorsun, madem çaba, madem bedel diyorsun, be, uysana dediğine, yapsana dediğini. Niye yapmıyorsun? Niye uymuyorsun? Yani ben bu 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 kıraat sorgulansın. Bu kıraat insanlar artık bu kıraata peşin peşin iman etmesinler. Sorgulansın, yargılansın. Bu noktalar ve harekeler ilahi değildir. Dediğimde ben Kur'an'ın genetiğiyle oynayan oluyorum. Sen de oynamıyor. Bu genetiği savunuyorsun. Peki savunduğuna niye iman etmiyorsun? Basmaya eğer sen söylediğinde sadık bir insansan, sadık bir insansan, hakiki bir insansan, hani Kur'an adamıysan, Men yud Allah dilediğini saptırır. Bitti. Asım'a göre böyle. Onu oradan kalkıp Allah dilediğini dileyedi. Ne diyorsun kardeş sen? Orada sen eğer dileyeni dersen o zaman başka men yudlillahu olmaz. Men yudlillahe olur. Ne diyorsun sen? Savunduğuna bile sadık değilsiniz ya. Bir şeye sadık değilsiniz siz sadık. Siz sadece kendi egolarınıza sadıksınız. Başka bir şey değil sizin yaptığınız. Anlamadan, bilmeden ne söylediğimizi, ne ifade ettiğimizi, ne söylemek istediğimizi, hangi dertten dolayı bunları söylediğimizi merak bile etmeden kalkıyorsun bir tane zirzobun gazına gelerek böyle kalkıyorsun laf söylüyorsun. Başka yaptığın bir şey yok. Yaptığı bu. Ee... uyuyor mu? Bakalım durun bakalım. Uyuyor mu? Bakalım uyuyor mu? Mesela. Yani yeterli, yeterli yok yok yetmez, yetmez, yetmez yetmez. Bakın şey mealinin başında şöyle diyor. Diyor ki mealle yukarıya saydığımız seleflerimiz gibi mana ile gramerin belagatla nahvin birbirinden ayrı değil birbirinin içinde durduğu bir usulü tercih ettik mutlaka bir tercih söz konusu olacaksa elbette mana gramere öncelenmeli, öncelenmeliydi. Zira vahyi okumaktan maksadı ilahiye ulaşmak vahiy inşa olmaktır. Eğer zorunlu değilse çevirimiz boyunca metne takdiri lafız ifadesinden bakın metne takdiri lafız ifadesinden mümkün olduğunca kaçındık. Bakalım şimdi. Bakalım hakikaten metne takdiri lafız ilavesinden kaçınmış mı Takdiri lafızı açar mıyız genç arkadaşlarımız için? Yani kendi kafasından bir mana vermek. Takdiri. Ben bu manayı takdir ettim demek. Açalım. Şey yapalım. Şimdi bakın. Bu arkadaş Bakara suresinin hani vahiy mi? Hitap mıdır? Hitap mıdır? Hitaptır diyor. Hiç ses yok. Kardeş sen bu hitaptır sözünü neye arz ettin? Kur'an'ın neresine arz ettin? Neresine arz ettin? Yani bu kadar seni emin yapan Kur'an hitaptır dedirten böyle ağzı dolu halde dedirten şey Kur'an'daki hangi ayet? Kalem. Ne? Kalemden nasıl çıkarttın onu? Yani Kur'an'da huvellezi enzel aleykel kitabe şeklinde gelen yüzlerce ayetten çıkaramadın ama orada alleme bir kalemden çıkarttın öyle mi? Aferin ya ne zekiymişsin. Ne zekiymişsin. Bakalım uyuyor mu arkadaş? Bakalım uyumuş mu? Bakara suresinin birinci, ikinci ayeti. Zalikel kitabü la raybe fih var ya. Bak. İşte bu kendisinde hiçbir kuşkuya yer olmayan kitaptır. Kitaptır dedi mi kitaba? Orada hangi kelime geçiyor? El kitap kelimesi geçiyor. Kitap demesi lazım değil mi? Dedi mi? Dedi değil mi? Peki. Bakalım. Devam ettirmiştir. Bakalım. Bakara suresinin 53. ayeti. Yine aynı şekilde. Musa'ya hakkı batıldan ayıran kitabı vermiştik. Yine kitap. Yine kitap. Bakara suresinin 89. ayeti. Allah katından onlara ellerindekini genel olarak doğrulayan bir kitap geldiğinde yine kitap. Bakara suresinin 101. ayeti. Oradaki ehli kitap, ütül kitap kelimesine kitap ehlinden, ehli kitap, yine kitap bakın. Evet. Şimdi aynı şeye gelelim. Me yeveddül lezine keferu bin ehli kitap. Bakın ehli kitap kelimesine biraz önce kitap ehli anlamı verdi mi? Verdi değil mi? Bakın Bakara suresinin 105. ayeti ne önceki vahyin muhatapları, kitap kelimesi vahye dönüştü mü? Aziz kardeşim, vahiy kelimesinin manasını okuyorum. Vahiy kelimesinin manasını. Müfredat. Onun da mealinde çok sıkla başvurduğu müfredat. İsterse kitab olayından da okuyabilirim. lisan Arap'tan da okuyabilirim. Ama müfredat. Yet, Türkçe bilenler için şey yapıyorum. Kitap kelimesinin manasını okuyorum. Vahiy kelimesinin, pardon. Vahiy. Vahiy sözcüğü temelde süratli bir şekilde işaret etmek demektir. Surat anlamını içermesinden dolayı sü süratli çabuk iş anlamında emrün vahyun denmiştir. Vahyun, rems, işaret ve ima yoluyla konuşma şeklinde olur. B. Kimi zamanda terkipten soyutlanmış bir ses aracılığıyla, el ve ayaklardan biriyle işaret ederek yazı ile olur. Yüce Allah'ın Zekeriya'dan naklen söylediği şu söz bu anlamı ilgili devam ediyor. Ne diyor? Yani vahiy denilen şey aslında bir haberi iletmek demektir. Haberi iletmek. Yani vahyum dediğiniz zaman haberi hızlıca iletmek demektir. Haber evet. iletmek. Evet haber iletmek demektir. Yani neyin? Vahaya fiilinin mastarıdır. O mastardır. Yani haberi iletmek. Vahyum kelimesinin karşılığı ileti. Haberi iletmek. İleti olmaz da Haberi iletmek olur. E şimdi bu arkadaş burada ehli kitap kelimesine vahiy ehli, önceki vahiy ehli ne demek? Gizlice haberi gizlice iletme ehli. İletmenin ehli. Haberi gizlice iletmenin ehli. E kardeş sen bu, bu kelimeye biraz önce kitap dedin. Kitap kelimesine kitap anlamı verdin. Hani sen takdiri şey kullanmayacaktın. Kitap geçiyor ya orada kitap geçiyor. Üstelik senin muarızların yani burada senden daha fazla emeği olan, senden daha fazla bedel ödemiş olanların hepsi bunu kitap olarak çevirmiş. Sen niye vahiy diye çeviriyorsun? Üstelik vahiy demek Arapça bir kelimeyi başka bir Arapça kelimeyle karşılamak demektir. Çünkü kitap kelimesi de vahiy kelimesi de Arapçadır. İkisi de Arapçadır. Hani takdir kullanmayacaktın? Devam edelim. Hani kullanmayacaktın? Ama 109. ayete geliyoruz. Bak kitap ehlinden ehli kitap burada oluyor yine kitap ehli. Ya kardeş bak. Bak kardeşim. Kitap ehliyle vahiy ehli aynı şey değildir. Kitap ehli bir kitabın ehli olmak. Vahiy ehli ise bir haberi ulaştırmanın ehli olmak. İkisi aynı şey değildir. Yani bunu ben bu cahil, hani diyor ya bana cahilsin. Ben bu cahilliğimle kolayca öğrenebiliyorum. Sen öğrenemiyor musun? Bilemiyor musun yani? Bu kadar basit bir şeyi bilemiyor musun hakikaten? Hani takdir kullanmayacak? Orada kitap geçiyor ya. Senin derdin ne? Niye yani? Bu takdiri kullanma yetkisi sana nereden geliyor? Devam edelim. Ah, 121. Kendilerine ilahi mesaj verilip de onu tilavet etmenin. Bu sefer oldu vah şey kitap kelimesi oldu ilahi mesaj. Kardeş ilahi mesaj diye bir kelime yok orada. Bak ellezine humül kitabe diyor. Bak o kitabın ilahi mesaj hüviyetinde olması, içeriğinde olması başka bir şeydir. Küfür niyetinde olması başka bir şeydir. Bir hikaye anlatması başka bir şeydir. Bu bu önemli değildir. Orada kitap diyor, kitap kitap hem de o kitap belli bir kitap sen ne yaptın ilahi mesaj yaptın ya kardeş karar ver kitap mı vahiy mi ilahi mesaj mı bir karar ver şuna bir karar şimdi ben burada kalkıp ya arkadaş bak sen Kur'an'ın genetiğiyle kim oynuyor ben mi oynuyorum bu kelimelere böyle farklı farklı manaları ben mi veriyorum ya yani Kur'an'ın genetiği dediğin nedir senin malin midir senin anladığın mıdır? Yani Kur'an'dan herkes senin gibi anladığı zaman, herkes senin gibi düşündüğü zaman genetiğiyle oynanmamış mı olacak? Neye çağırıyorsun bizi? Neye çağırıyorsun? Sen bana bir söyle bakalım. Sen neye çağırıyorsun? Sen şuna çağırıyorsun. Ya arkadaşlar ya bir gelenek oluşmuş. Biz de bu geleneğin devam eden belirli temsilcileri olmuşuz artık. Meydana çıkmışız. Yani lütfen bu geleneğe tabi olun. Lüksen yani. Ramazan senin yeni bir kıraat ortaya çık çıkarma gibi bir niyetin var mı? Kardeşim Asımdan ben sonra. Ben kimseye yeni bir kıraat, eski bir yeni kıraat, bir yazma, yeni bir Kur'an yazmayı, yeni bir bilinmeyen bir şey yapma yani tayyar artık hocanın bildiklerini veya ortaya çıkartır çok dışında gibi bir niyetin var mı? Tabii ki bu soruyor. ve kasıtlı soruyorum bunu herkes de anlıyor tabii ki. Ha. Yani şu anda biz biliyoruz ki 19 Mayıs Üniversitesi'nde benim önerdiğim çalışmaları yapıyorlar. Yapıyorlar. Niye yapıyor? Neden ihtiyaç duyuyoruz? Yani ya arkadaş Nasıl bu çalışma değil, ben bilmiyorum ilk defa duymamıza pardon. Yani kardeşim bizim derdimiz ne? Yani biz niye bas bas bağırıyoruz, cıyak cıyak bağırıyoruz onun deyimiyle? Niye bağırıyoruz? Ya kardeşim siz bu meallerle Asım kıraatini kurtaramıyorsunuz. Bak men yudilillahu ifadesine Allah dilediğini dileyeni şeklinde mana veriyorsun. Niye razı olamıyorsun? Yani niye erkek gibi asım kıraatında Allah dilediğini saptırır diyor. Hatta Allah'ın saptırdığı yani ben yudilillahu Allah'ın saptırdığını Allah birini saptırırsa demektir o. Niye direkt bunu söyleyemiyorsun? Yani madem ağzım kıraatini savunuyorsun erkek gibi de ki evet bizim inandığımız Allah dilediğini saptırır de. Niye diyemiyorsun? Neden diyemiyorsun? Ya çünkü böyle demek Kur'an'ın yüzde seksenine değil yüzde yüzüne aykırıdır da ondan. Onun için diyemiyorsun. Dilin varmıyor değil mi? Niye? Çünkü birçok ayette şu diyor ki sapan kendi lehine, hidayet bulan kendi lehine. Herkes kendisinin kendi şeylerinin böyle bir sürü ayet var. Şimdi sen bu ayete kalkıp Asım Asım'ın hatırına ben yudrullahu desen ve desen ki bak bununla oynamayın bu Kur'an'ın genetiğidir desen ki oynayan kendisi ben değilim ha kendisi oynuyor. Oynayan kendisi. Hayır sen e, şimdi benim dur, torunumun dur, çok geleceğim, oynadı. Geleceğim. Slime denen yumuşak hamur oyun hamuru gibi kelimelerle oynayıp duruyorsun, bıcık bıcık ediyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Oynama tamam kardeş, oynama. Men yudlillahi açıkça, de ki Allah, Allah, Allah kimi saptırırsa de. Açıkça de, oynama. Hadi ben oynadım, tamam beni mahkum ettin, cahil dedin, bir sürü ağzı alıp yiyecek laflar söyledin. Söyle eyvallah, tamam. Mahkum et, e sen yap. Sen yap yani kaldı ki benim Asım kıraati Kur'an'dır diye bir iddiam yok ki. Senin var. Uy Kur'an'a uy yani Asım kıraatine uy Kur'an dediğin Asım kıraatine. Genetik dediğin o genetiğe uysana. Niye uyanmıyorsun Neden uyanmıyorsun Bu sadece bir yerde mi? Yok kardeş mealinin ne tarafını alırsam al, alayım. ister istemez takdiri lafız eklemek zorunda. İster istemez oralara al takdiri lafız buyur. Takdiri lafız. nasıl eklemiyormuş takdiri lafız bir görelim bakalım Arkadaşlar bu arada canlı yayına katılıp görüntülü soru sormak isteyen kardeşimiz olursa bana WhatsApp'tan tamam. mesaj atası alabilirim. Hud, süresi, Hud suresinin, birinci ayetini okuyorum. Hud suresinin birinci ayeti normal okuyuşta Elif, La, ra Kitabun, Fussilet şeklinde geçer. Alın. Elif, La, ra yazmış onu zaten. Öyle bir kitaptır ki. Nereden çıkarttı? Nereden çıkarttı? Elif, La, ra Kitabun. Elif lam ra yani kitabul lezi değil ki el kitabul lezi değil ki. Nereden koyuyorsun yani? Hani takdir kullanmayacaktın? Hani kullanmayacaktın? Ya hem genetiğiyle oynuyorsun. Hem genetiğine uydu, oynadığına da uymuyorsun. Sonra insanlara kalkıp genetiğiyle oynamak, oynamamakla suçluyor. Oynamayla diyorsun öyle mi? Bir ilken var mı senin yani? Bir yerde durduğun, seni neye göre yargılayacağız? Kur'an yeter gö yetere göre mi? Rivayet olmadan Kur'an anlaşılamaza göre mi? Bir rengini belli et de anlayalım seni. Bir rengini belli et, belli et. Kur'an yeter diyorsan adam gibi Kur'an'ı yetir. Yok Kur'an yeter değil diyorsan insanlara kalkıp Kur'an yeter diyerek kandırma. Kandırma. Kur'an yetmez de. Yani Tebbet suresi o rivayetler olmadan anlaşılamaz de. Fil suresi o rivayetler olmadan anlaşılamaz de. Kevser suresi o rivayetler olmadan anlaşılamaz de. Ne bileyim Tahrim suresi arkasına koyduğumuz rivayetler olmadan anlaşılamaz de. Bak ötekisi e efendi gibi öteki tarihselci vatandaş yiğit gibi delikanlı gibi çıkıyor. Evet anlaşılamaz diyor. Kur'an eksiktir diyor. Kur'an tarihi geçmiştir, modası geçmiştir diyor. Ne yapabiliriz? Adam açık açık ve net. Sen de net ol. Bir net ol net. Bir net ol. Kur'an yeter diyorsan Kur'an'ı yetir de göreyim. Hem arkasına rivayet koy. Yani cübbelinin yaptığını beyaza boyayıp insanlara satmaya sen Kur'an yeter mi diyorsun? Ne farkı var yani cübbeli de diyor ki kardeşim bak diyor ki Kur'an yetmez. Hadisler olmadan Kur'an anlaşılamaz diyor. Bunu söylüyor. Sen de hayır diyorsun. E, e kardeşim ya hayır dediğim bak burada burada bak burada her ayetin arkasına bir rivayet koymuşsun her ayetin arkasına yani ne farkı var senle onun farkı ne ha sen rivayet daha çok seçiyorsun o daha çok seçmiyor mu bunu mu diyorsun tek fark bu mu yani yani her halükarda sen de Kur'an yetmez diyorsun ötekisi de Kur'an yetmez diyor Kur'an yetmez olduktan sonra ha cübbeli olmuşsun hamayi olmuşsun ne fark ediyor ki ne fark ediyor yani Kur'an yetmiyor işte. Sonra genetikle oynayan ben oluyorum öyle mi? Kur'an'ın kelimelerini oraya buraya koyup oyun hamuru gibi oynuyorsun vıcık vıcık. Ee, yeni anlamlar türetmeye herhalde çalışıyorsun. Ne, ne anlamlar? Bak biraz önce anlamını Yani e, yapmak, sarf nahive göre kelimeleri değerlendirmek e, konusu herhalde vıcık vıcık oynama gibi değerlendirildi. Nasıl diye değerlendiriyor bilmiyorum. Yani bir şeyi değerlendirdiğini de zannetmiyorum. Bir şeyi değerlendirmek için o şeyi bir kere altını, üstünü, sağını, solunu, her tarafını bilmek lazım. Bir şey değerlendirme niyetinde olduğunu da zannetmiyorum. Eğer bir şey değerlendirme niyetinde olmuş olsaydı senin tanıyor, biliyor. Bak sen onun yardımcısıyla her gün konuştuğunu söylüyorsun çok rahat bir şekilde. Bir dakika ya şu ne diyor hele ya? Çok rahat bir şekilde söyler, dinler, ondan sonra kalkar istediği değerlendirmeyi yapardı. İstediği değerlendirmeyi yapardı. Şimdi bir söz söyledi. Diyor ki büyük iddiası olanların büyük delili olması lazım, değil mi? Altına imza mı ee, atıyor? Orada, Altına imza atıyor. Ben orada yalnız Kur'an'ın delil kabul etme işini anladım ve Abi çok şaşırdım. Bir dakika dur. Altına imza atıyorum bu sözü. Altına imza atıyorum. O vatandaş hani bana dur diyecek vatandaş var ya 21. kıraat çıkartmayayım diye şey yapan vatandaş var ya hani ben bir şey söylediğimde bu ayete ne diyeceksin bu ayete ne diyeceksin deyip de dünen yani kendi fikrini bile savunamayacak acziyeti gösteren niye çünkü o o onun 50 kitabı var vakfı var o konuşmalı ona 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 böyle gelemezsin ona efendim hocam diyeceksin ama ben olursam her iki kelimede bir sözümü keseceksin sözümü tamamlama müsaade etmeyeceksin beni dinlemek için şey yapılan kanala biz burada seni mi dinleyecekler, dinleyeceğiz der diyeceksin. Niye? Sırf sana uymuyor diye. Sırf senin kafana uymuyor diye. Böylesine bir şey duruma düşersin. ne diyordu? Hocam Kur'an hitap mıdır, kitap mıdır? Hitaptır. Evet, dünenki söylediğin büyük iddiası olanların büyük delili olması lazım. Kur'an'ın hitap olduğunun delilini ne koydun arkaya? Ben Kur'an'da, bak diyor güzellik el kitabı diyor. Huvellezi enzel aleykel kitabe diyor. Tenzilül kitabe min minar rahmanir rahim diyor. 300 tane ayet koyuyorum. Ben Kur'an'ın kitap olduğuna dair yani Allah Resulüne vahiy edilme şeklinin yazılı olduğuna dair 300 tane ayet koyuyorum. Sen hitap olduğuna dair kaç tane ayet koyuyorsun? Kur'an'da Kur'an'ın hitap olduğuna dair bir tane ayet var mı? Yok. Şöyle yapacağım. Enam suresinin 7. ayetine ne diyeceksin? Eğer biz sana kırtaslarda bir kitap indirmiş olsaydık. Bak burada fahval hitabından sana kırtaslarda kitap indirmedik. Tamam güzel. Bu ayeti Kur'an'ın hitap olmadığına dair delil aldım. Ne oldu? Bu ayet geri kalan 300 tane ayeti nesme etti. Yani mesela Bakara, şeyde, Bakara suresindeki zelikel kitabuyu. Bu kitap üstelik elif lam takılıdır. Elif lam takılı. Ne demektir elif lam takılı? Ya belli bir kitabı kastediyor. Yani 40 tane e, vahiy kadibinin yazdığı deriler tahta onun, ondan bahsetmiyor. Ya burada asıl olan kitabın nesnel hali değil, şey hali değil. Yok ya. Sevsinler sizin anlayışınızı. Gramer üretiyorsunuz bize. Geri, geri, geldiği zaman zaten gramer muramer de takmazsınız. Bir ilke de takmazsınız. Gramer Kur'an'ın inişinden 150 sene sonra ortaya çıkmıştır. Ya Cidden. hele bu sözden var ya onu söylüyor. Bakın diyor ilk defa diyor gramer kurallarını diyor Ali diyor yaptı. İlk konulan gramer kuralları fail merfudur. Meful mensuptur. Muzafun ile mecrurdur. İlk kural bu üç kural konmuştur diyor. Yani Kur'an inmeden önce insanlar fail yani insanlar erraculu tavilun dedikleri zaman yani uzun adam dedikleri zaman bunu e, merfu okumuyorlar mıydı? Merfu söylemiyorlar mıydı? Yani Ali bu Kur'an'ı vaaz edene kadar insanlar fiilin ne olduğunu, failin ne olduğunu, mefulün ne olduğunu, haberin ne olduğunu, müptedenin ne olduğunu bilmiyorlar mıydı? Hareketsini bilmiyorlar mıydı? Ne diyorsun sen ya o kardeş? Sen ne diyorsun ya? Sen ne dediğinin farkında mısın? İlk gramer kuralını okumuş. Kardeşim gramer kuralları dille beraber vaaz edilmiştir Allahu Teala tarafından. Çünkü gramersiz dil olmaz. Gramer dediğiniz nedir ki? Ya gramer dediğiniz, bakın bu dediğinizde bu telefondur dediğinizde telefon kelimesiyle bu saçtır dediğinizde saçla telefon arasındaki farkı bilmenizi sağlamaktır. Gramer budur işte. Bu dediğinizin işaret zamiri olduğunu bilmek gramerdir işte. Gramerde sarf nahilde ne anlatılır ya? Yepyeni gelin size konuşmayı öğretelim. Merfu fail nasıl merfu olacak? meful nasıl mansup olacak? Gelin onu öğretelim mi diyor. Böyle bir şuna şey. benziyor. Newton'a ona kadar yer çekimi yoktu dünyada demek. Ha, ki. Onun gibi. He, yani onun gibi. Newton buldu ya ondan önce yoktu. Veya işte şey ışık hızını tespit etti. Ondan önce ışık hızlı değildi. Böyle bir şey demek yani. Ya bu. Şimdi sen buna şey diyorsun. Ben cahilim ama sen yani. Ben, ha, senin ya, ben senin gibi konuşmayacağım. Lütfen. Ben senin gibi konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Öyle konuşmayacağım. Tamam, lütfen. Bana lütfen de, lütfen. De. <laughs> lütfen, evet, kocaman lütfen. Evet. Ee, Kur'an hitap e mıymış kitaptır. Nereden e hitaptır da? Nereden hitaptır diyor ya arkadaşım ben anlamadım ki ya. Bak diyor ki, bak ondan onun mealinden okuyorum Mealinden. mealinden. bak diyor ki Elif Lemur'a bu öyle bir kitaptır ki, bu öyle bir kitaptır ki ne anlayacağım şimdi ben buradan ya? Burada ne anlayacağım ben? Kitap kelimesini senin gibi vahiy mi yapayım? İlahi mesaj mı yapayım? Ne yapayım yani kitap kelimesini hitap olarak nasıl çevireceğim? Hani bir de şöyle diyor ya. işte ya ömür sarf etmek bilmem. Allah Allah ya. Ne oluyor yani insan 40 tane kitap yazınca eline şöyle bir icazet mi geçiriyor? Kur'an'daki istediğin kelime istediğin manayı verirsin diye bir icazet mi alıyor? Yani ben 50 tane kitap yazarsam Kur'an'daki bu kitap kelimesinin hitap anlamına geldiğini öğrenebilir miyim? Bu mudur yani kitap kelimesinin hitaba dönüşme kuralı bu mudur? Ortaya bir kural koy kardeşim bir ilke koy ilke. Bir ilke koy. Yok ben ömrümü harcadım bilmem neyi harcadım. Harcama O kadar yakın mı harcama saydın? Yani harcadıysan evet. Kur'an seni aziz etmiş. Aziz etmiş. Yani kimse Kur'an Kur'an kimseye borçlu değil. Kur'an aziz bir kitap. Bir de e, şu konuya girmişken e, son e, bir hatırlatmayla bitirelim artık e, diye düşünüyorum e, bir noktada. En çok şaşırdığım nokta şu oldu. E, çünkü o ortamlarda ben de vardım. Sabahlara kadar süren e, Ankara'da bir platformunu yaptığı ve aynı sunucunun da dahil moderatörlük yaptığı kardeşimizin, hocamızın <laughs> çok çok iyi bilen, yoksa da bunun eğitimini almış hocamızın kendisinin de çok açık ve net olarak sana evet hocam ben de e, Kur'an'ın Arapça değil Arabiyyün olduğuna Hı, inanıyorum Hı, dediğini defalarca söyledi ama dün akşam hiç dile getirmeyişi hocamıza karşı ama hocam bu Arapça değil grameri farkı demeyişindeki e, pozisyonu e, yorumlayamadım e, açıkçası üzüldüm e, ama bana gelince, durmasını ne? beklerdim ama bana gelince ya daha bir ayeti anlatmayı bitirmedim ya bir bitirmedim ya daha a diyorum. Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Bunu ya arkadaş aynı şeyi yapsaydın ya. Madem beni bana karşı çıkarttın bunu aynısını yapsaydın ya. Bana davrandığın gibi davransaydın ya. Mealinizde şöyle demiştiniz. Hatta beni bana davrandığın gibi de biraz daha terbiyeli ol yani. Mealinizde şöyle demişsiniz ama şimdi böyle diyorsunuz de. Bak Kur'an'da kitap geçiyor siz hitap diyorsunuz. Neye dayanarak yapıyorsunuz bunu? Yani hitap kelimesi de Kur'an'da 12 defa geçer. Kitap kelimesi de Kur'an'da 315 defa geçer. Vahiy kelimesi de Kur'an'da 98 defa geçer. Yani siz neye dayanarak bu kelimeleri birini diğerinin yerine kullanıyorsunuz? Neye dayanıyorsunuz diye bir sorsaydın ya. Yani arkadaş ben delil aramıyor. Ha sözü dinlenilen bir tanesinin sözü dinlenilen bir tanesinin hitap demesi delildir. Ama Kur'an değil. Kur'an delil olmaz. Kur'an delil olmaz. Bu nasıl bir mantık ya? Bu nasıl bir kafa ya? Sonra da oturacaklar ya bizim derdimiz gerçeğe ulaşmak. Yalan söylüyorsunuz. Hiçbir gerçekle sizin alıp veremediğiniz yok. Gerçek diye bir şeyin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bak kardeşim hepiniz kabul ediyorsunuz. Allah Resulüne noktasız ve hareketsiz Kur'an verildi. Allah Resulü bunu noktasız ve hareketsiz yazdırdı. Bitti. Bitti. Ya bak kardeşim bu kadar da mı aklın yok yani? Bak eğer insanlar Asım kıraatine razı olmuş olsalardı 20 tane kıraat olmazdı. Demek ki yani diğer 19 kıraat Kur'an'ın gereğiyle mi oynadı? Yani mesela şu anda eskiden Suudi Arabistan'da Asım'ın hafs kıraati vardı. Şimdi nafinin verş kıraatini şey yapıyorlar. Nafinin verş. Ne oldu şimdi? Onlarınki Kur'an'ın genetiğiyle oynamak mı oldu? Ne diyeceğiz onlara yani? Hatta kendisi diyor tayyar altı kulaştı hikayesini. Evet tayyar altı ulaşın kendisi diyor. Yüz bin tane Kur'an bastırdık diyor. Sınırdan içeri almadılar diyor hacda dağıtalım diye. Niye sizin Kur'an'ınız değişik dediler diyor. Madem anlamda farkı yoktu, madem herhangi bir şey yoktu, bunlar sizden daha iyi Arapçayı biliyorlar, Araplar. Niye almıyorlar Kur'an'ı sınırlarından içeri? Neden almıyorlar? Kur'an ya Musaf. Madem değişik değildi. Madem anlamda bir değişiklik olmayacaktı. Niye alıyorlar? Madem anlamda bir değişiklik olmayacaktı. Niye 20 tane kıraat var? Ben anlamadım. Yani şöyle diyeyim. Erkan abi söyle. Hayır. Söyle Erkan abi. Kardeşim sonuçta ha böyle göstermişsin ha böyle göstermişsin aynı şey niye şive farkı gibi değerlendirildi kıraat farklılıkları ha, şive farkı şive gibi farkı. Karadeniz veya senin Kürt eşi benim Ege'li şivem gibi o şekilde değerlendirildi öyle değerlendirilir öyle değerlendirilir zaten İşlerine gelmez yani biri şöyle okum ya kardeş kıraat farklılık dediğin kelimelerin noktalamalarında farklılık demektir harekelemelerinde farklılık demektir Noktalamaları farklı, harekelemeleri farklı. Sen bunu görmezden mi geliyorsun? Ya bir de kalkıyorsun diyorsun ki ya bu Emevilerin Kur'an'a karşı duyduğu bir hınçtan dolayı böyledir diyorsun. E, e ne yapmamız lazım burada bizim? Ne yapmamız lazım? Yani bizim dediğimizde biz diyoruz ki kardeşim bakın bugün Kur'an'ın elimizde üç değişik fiziki durumu var. 3 değişik fiziki durum. Ben hiç şöyle dem, demiyorum. O Kur'an'dır, bu Kur'an'dır, şu Kur'an değildir. Hayır kardeşim. Kur'an'ın Allah katından olma değeri Kur'an'ın anlamlarıyladır, içeriğiyledir. Ama bu anlamları belirleyecek olan yazı Asım'ın kıraati değil. O temel alınmamalı. Onu çöpe at demiyorum. O temel alınmamalı. Noktasız ve hareketsiz olan temel alınmalıdır diyorum. Asım'ın da bir insan olduğu hata yapabileceği, yanlış yapabileceği farklı yapabileceği şeydir yani ben şunu da anlamıyorum. Ya kardeş siz buna uyuyorsunuz. Niye mesela Nisa suresinin 34. ayetinde niye siz oradaki darebeye dövmek değildir diyorsunuz? Abi bırak yaz yazmayı boş ver ya. Niye darebeye dövmek değildir diyorsunuz? Bak senden Kur'an'dan daha fazla emek vermiş el diyor. Ali Fikri Yavuz diyor. Gölpınarlı diyor. Bak Razi diyor, Kurtubi diyor, Mukatıl diyor. Bütün tefsirciler diyor. Sen niye demiyorsun? Yani madem emek emek diyorsun. Madem diyorsun ki bak bu, bu böyledir diyorsun. Peki sen niye demiyorsun? Mesela evme meleket eymanukum o şeyleri. Bütün okuyuşlar, bütün şeyler, alimlerin hepsi şey anlamış, köle anlamış, cariye anlamış. Sen niye öyle anlamıyorsun? Evet. Aynen öyle. Niye anlamıyorsun? Yani madem sen bu Asım Kıraat'ine sadıktın. Madem sadıktın, niye anlamıyorsun? Niye uymuyorsun? Niye uymuyorsun? Yok, konuşmak için senin gibi olmak lazımmış. Kardeş, sen kendi dediğine kendin inanmıyorsun. Sen laf konuşuyorsun. Başka bir şey değil. Sen inandığın ilke edindiğin karakter edindiğin bir şeyi konuşmuyorsun. Çünkü eğer sen onu kendine ilke edinmişsen, kendine ilke edinmişsen, yani ne demektir bu? Ya arkadaş, ben nasıl ki insanlara emek sarf etmen lazım, benim kadar Arapça bilmen lazım diyorsam, benden de üstün olanlar var. Benim de onlar gibi olmam lazım ki konuşayım demen lazım. Mesela Razi, o elme meleketi Kurtubi. Bütün tefsirciler yani tefsircilerin yüzde 99'u hatta yüzde %99 99.9'u cariye olarak anlamış. Cariye olarak anlamış. Sen niye Asım Kıraati'nin genetiğiyle oynayıp başka bir anlam çıkartıyorsun? Niye oynuyorsun genetikle? Başkalarına oynam. Ha sen oynayamazsın ben oynarım mı demek istiyorsun? Bunu mu demek istiyorsun yani? Evet tamamlayalım artık bu konuyu. Yalnız bir soru kalmıştı. Sen bana daha sonra izah demiştin. 19 Mayıs üniversite galiba bir çalışan var demiştin Ramazan. Onun detayı hakkında bilgi verebilir misin? Nasıl bir çalışma? E, neyi kastettiğini anlayamadım o noktada. Neyse o, orada kardeşim şu anda noktasız ve hareketsiz metni okuma çabaları sadece Türkiye'de değil. Noktasız ve hareketsiz metni temel alma çabaları. 29 Allah... Mayıs Üniversitesi affedersin. 29 Mayıs Ya ne 29 mu 19 mu 49 mu bilmiyorum işte üniversitelerin bir tanesinde. Türkiye'de de olduğu sadece sadece İstanbul'da değil başka üniversitelerde de artık noktasız ve hareketsiz metni temel alma çabaları artık birbirinden kopuk bir şekilde hiç kimsenin birbirinden haberi yok. Herkes onu artık temel alalım deyip onu kolay okuma yöntemi yani bir kere olaya mantıklı yaklaşalım. Ya bunu Allah Resulü noktasız ve hareketsiz yazdı ve etrafındaki insanlar bunu okudular mı? yani hani sözlü geldi üzerinden gidiyorum. Ha, tamam evet. sözlü olsun. Öyle. Evet. Etrafındakiler okudu mu? Okudu. Deve çobanı olan Abdullah İbni Mesud o Kur'an'ın alimi oldu mu? Oldu. Hareke var mıydı? Yok. Nokta var mıydı? Yok. Ha demek ki bunun çok kolay bir okuma yöntemi var. Varmış yani. Demek ki bunları insanlar anlıyorlarmış. Demek ki biliyorlarmış. Öyle mi? Ama ya insanlar okuyordu, yanlış okuyorlardı. Yani birbirleriyle ihtilaflı okuyorlardı. Tamam, kabul ediyorum bunu. Asım geldi, bunu yaptı. Okumaları bu yanlış okumaları bitirdi. Mi. 20 tane kıraat nereden çıktı? 60. Ya 60'ı saymıyorum. Onları saymıyorum zaten. Nereden çıktı yani? Şu anda muteber görülen, kabul edilen, insanlar tarafından kıraat ilmi denilerek tahsil edilen 20 tane kıraat nereden çıktı? Yani deniyor ya hani ya ayetleri insanlar noktasız ve hareketsiz olduğu için farklı farklı okuyorlardı. Öyle diyorlar değil mi? Evet. Yani Kur'an'ı noktalaştırmak amaçlı. Hayır, Kur'an'ı noktalamanın ve hareketlemenin gerekçesi farklı okumaları ortadan kaldırmaktır. Kaldırdın mı? Kaldırdın mı? 20 tane kıraat var şu anda. Neyi kaldırmışsın sen? Ya 60'a varan kıraat var. Neyi kaldırmışsın sen? Eskiden insanlar iki türlü okuyabiliyorlardı. Şimdi yirmi türlü okuyorlar. Sonra sizin yetkiniz mi var kardeş? Bakın noktaladılar da hareket ederdi. İnsanlar bunu kabul mü ettiler? Etmediler. Sanki İslam ümmeti bunu hemen o zaman herkes o ne güzel oldu demiş gibi konuşuyor. Nereye herkes ne güzel oldu diyor. Hiç kimse kabul etmemiş bunu. Ne Şafisi, ne Malikisi, ne Hanbeli, ne İmam-ı Azam'ı, ne başkaları. Hiç kimse bunu kabul etmemiş. Siz Allah'ın kitabını bozuyorsunuz demiş. 390 yıl sonra, 400 yıl sonra ta artık secaventler de ta ne zaman çıktı. Artık ondan sonra bu şeye geçildi. Kimse kabul etmedi ki. Ne diyorsunuz siz? Gazali zamanında hatta Gazali'nin hikayesi ben gittim diyor baktım diyor. O eleştiriyordu. Yani Gazali zamanını düşünün. Yani 1300'lü yıllardan bahsediyorum. Gazali işte İbn e Ebu Ubeyde diye bir tane adam var. O Kur'an'ın noktalanmasını ve harekelenmesini eleştiriyor. Ben diyor gittim bir gün bir baktım ki diyor o noktalı ve harekeliyi eleş eleştirdiği noktalı ve harekeli Kur'an'ı okuyordu diyor. Yani düşünebiliyor musun? 1400'lü yıllarda 1300'lü yıllarda bu hala eleştiriliyor. Bunu eleştirmek için insanın akıl yeter. Ya kardeşim Allah Resulüne bir belge verilmiş. Biz gözümüz gibi onun orijinalini saklamak zorundayız. Orijinaline uymak zorundayız. Neyi savunduğunu bilmiyor ya. Madem savunuyorsunuz Asım Kıraatı'na uyun be kardeşim. Erkek gibi, yiğit gibi bir sürü ayet çıkartayım size. Asım Kıraatı'na buna böyle uyacaksın. Başka anlam vermeyeceksin. Kafandan anlam arayışı içerisine girmeyeceksin. Ben yücülülüğü geldiği zaman ben bu ayeti şu ayetle anlıyorum demeyeceksin. Öyle kendi kafandan tefsir usulü oluşturmayacaksın. Tamam. Yiğit olacaksın, ee, düz olacaksın, düz olacaksın. Konu e, anlaşıldı. E, bence yeterince e, şey oldu. E, Ramazan e, sen de savunma hakkını kullandın. E, bu arada herkes... şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlara arkadaşlar bakın yazdığım yazılar sitede duruyor. Yazdığım kitaplar orada duruyor. Doğru Söylediğim abi, şey burada, burada duruyor. Bakın arkadaşlar eğer ben bir kere bile Kur'an budur demişsem o o konuda sözümün yani yanlış söylemişim çok haddimi aşmışım demek. Ama ben bin kere bakın bin kere sizin programlarınızda bile en az on kere şunu tekrar etmişim. Arkadaşlar ben bir metotla bir ilkeyle Kur'an üzerinde çalışıyorum. Çalışırken yani bir bazı sonuçlara ulaşıyorum ve bu sonuçları sizinle bulaş, bölüşüyorum. Bu sonuçlar benim ilmimce, kapasitemce, anlayışımca, zekamca kendi elde ettiğim şeylerdir. Kur'an değildir. Bunu kaç defa söyledim ben? Yüzlerce defa söyledim. Alim olduğumu iddia ettim mi? Etmedim. Etmedim. Sular seller gibi Arapça biliyorum dedim mi? Demedim. Bir makale bile tercümeniz yok. Arapçayı zaten bilmiyorsunuz. Tamam olabilir. Ben kabul ediyorum. Ben Arapçayı bilmiyorum. Haklısın. E sen Arapça bilince ne oluyor? Yani Arapça bilmek kitap kelimesine bir yerde ilahi mesaj, bir yerde e, vahiy, bir yerde kitap anlamı verme yetkisi mi veriyor? Yani insan Arapçayı bilince böyle bir yetki mi elde ediyor? Bu mu oluyor yani? Ben bilmiyorum. Tamam kabul ettin. Cahilim onu da kabul ettin. İddiam yok zaten. Ama sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Ben yani bu kelimeleri Ramazan senin bağlantın mı koptu? Dondu mu bir ara? Tekrar girebilirsin sanıyorum. Sanıyorum Ramazan'ın bağlantısında bir Kopukluk oldu. Tekrar girecektir. Konuyu burada nihayet erdirelim. Diyelim arkadaşlar. Ee, elbette nahoş bir konu. Üslup yanlışları. Kullanılan kelimelerin amacı aşması. Ne dersek diyelim. Ee, Bu noktada birazdan tekrar bağlanırsa Ramazan kardeşimiz elbette şeyi vereceğiz. Kendisine aynı mesaj hattından girebilecek kendisi. Ee, bu arada e, dünkü programı organize eden e, hocamız, e, sunucumuz e, sürekli benden söz hakkı istiyor. Tabii ki olabilirdi ama dün kendisi yorumları dahi kapatmasaydı e, bir yorum hakkı bile tanımadığı için Adil davranmak durumundayım. Şu anda söz hakkı kendisine veremiyorum. Ee, özür dilerim. Evet Ramazan arkadaşımız, kardeşimiz geldi. Evet tamam. Çok kısa bir süreydi. Ee, evet biz nihayete erdirelim dedik. Ee, bu geceyi böyle devam edelim. Ama bence insanlar konumuzu bekliyor Ramazancığım. Ee, bunlar çok fazla senin dedi, önemsediğimiz şeyler değil. Biz yaratılış konusuna e, girebilir miyiz? Ee, ne dersin yoruldun mu yorulmadın mı ee, ona bir kısa giriş yapalım mı? Üçüncü maddeye gelmiştik. Nefsin vahidetün e, kavramına <laughs> bilmiyorum. Yani bu şeyle ee, ona o... konuya kadar konsantre olabilirim bilmiyorum. Onu o de, istersen... o, yüzden soruyorum. İstersen... i̇stersen nihayete erdirelim bu akşam için. Ee, yani söylersem... şey yapalım. Ben Öyle yapalım. Şey söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Evet. Bizim sitelerin sitede yayınladığımız yazılarda ve söylediğimiz videolarda ortaya bir metot koyuyoruz. <laughs> bu metot aslında çok basit bir metottur. Bir, Kur'an'ın herhangi bir kelimesini, herhangi bir ismini, herhangi bir sıfatını, o kelimenin anlamını yine Kur'an'ın içinde aramak. Örnek, örnek Tebbet suresi. Ha, orada Ebu Leheb diye bir kavram geçiyor mu? Geçiyor. Kardeşim bu kavramın bu kavramın kimi ifade ettiği Kur'an'ın içinden anlaşılacak. Kur'an'ın içinden. Dışarıdan aranmaz çünkü Kur'an refere etmiyor. Bir yere refere etmiyor bizi. Yani gidin şunu şuradan anlayın, buradan anlayın diye bir yere refere etmiyor bizi. Böyle bir referansı yok Kur'an'ın. Dolayısıyla biz diyoruz ki kardeşim Kur'an'da böyle bir referans yoksa Kur'an'da elem terakeyfe fe'ale rabbuke bi'eshabil fil mi diyor? Ha, ashabul fili ben Kur'an'ın içinde arayacağım. Kur'an'ın içinde. İşte inna kel diyor mu? Onu Kur'an'ın içinde arayacağım. Kur'an'ın içinde. Başka yerde değil. Veya Kur'an Yusuf suresini mi anlatıyor? Ha, Yusuf suresi Tevrat'taki anlatımları alıp Yusuf suresinin zemini yapıp Yusuf suresini o zeminin üstüne oturtturmuyoruz. Veya müddessir mi? Ya eyyühel müddessir. Tamam bak bu bunu nasıl anlayacağız? İşte biraz önceki arkadaş hani Kur'an'ın genetiğiyle oynamayan arkadaş. Ya kardeş sen ne yaptın? Sen rivayeti aldın. Yok Hira mağarasından koşmuş gelmiş de üstüme örtün de. Bir, ya arkadaş hayatında bir defa üstünü örtene müddessir denir mi? Mütedessir üstelik. Müddessir de değil. Yani bu denir mi? Bir defa yapmış hayatında böyle bir şey olur mu yani ona böyle bir şeyle seslenilir mi? Ona isim olması lazım ya bunun. Yani ona o kadar çok yapmış olması lazım ki ona isim olması lazım. İsmi fail olması lazım ona. Selik tefaul var burada. E sen kalkıyorsun onun karşılığını rivayetten arıyorsun. Biz sana bir şey demiyoruz. Sen rivayetten alınca ben sana Kur'an'ın genetiğiyle oynuyorsun demiyorum. Ha ben Kur'an'ın içinden arayınca genetikle oynamış oluyorum öyle mi? Senin baktığın o Kur'an'ın genetiği değil. O geleneğin genetiği. Sen Kur'an'la geleneği birbirine karıştırıyorsun. Kur'an'ın genetiği hormonlu değildir. GDO'lu değildir. Sen GDO'lu genetiğe bakıyorsun. O Kur'an değildir. O Kur'an'la rivayetin eşleştirilerek ortaya çıkartılmış rivayetin hakim olduğu o gelenek dininin genet genetiğidir. Kur'an'ın genetiği değildir o. Kur'an'ın genetiği mi diyorsun? Müddessiri Kur'an'da arayacaksın. Müzzemmili Kur'an'da arayacaksın. Elem neşrah leke dediği zaman orada kalkıp arkasına rivayet koyup bir sürü rivayet koyup hayır efendim onu Kur'an'da arayacaksın. Kime seslenildiğini Kur'an'da arayacaksın. Elem yecitke yetimen fevâ derken bak Muhammed de babası öldü annesi öldü rivayetleri şu 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 demeyeceksin. Bak onu Kur'an'da arayacaksın. Kim o? Kim o? Kur'an'da arayacaksın onu. Bizim yaptığımız bu. Öyle ahım şahım böyle hiç kimsenin yapamayacağı hiç kimsenin bilmediği çok zor bir metot. Yok ya bu kadar basit ya. Üstelik bunu ister Asım kıraatiyle yap ister Nafi kıraatiyle yap. Neyle yaparsan yap. Yap bakalım seni nereye götürüyor. Bizim dediğimiz bu. Öteki taraftan ya kardeşim bugün Kur'an'da öyle cümleler var ki yani Asım kıraatinden meydana gelen öyle cümleler var ki yani insan işte bak ben müdürü bir sürü yani insanlar zannediyorlar ki ben bu tek bu örneği yok arkadaş onlarca örnek var ya onlarca örnek var yani ya bak ya arkadaş olmuyor işte men yüdülür Allah kimi ister yani Allah dilediğini saptırır. Ya arkadaş yani dilediğini saptıran bir Allah yok Kur'an'da. Böyle bir Allah yok. Böyle bir Allah anlatılmıyor. E bu kıraati bize kim verdi? E bu kıraat Asım. bize Asım'ın hediyesi. Üstelik ne yapıyorsun? Men yud lilillahu. Ya kardeş oradaki meni şart edatı olmaktan çıkartıp farklı bir cümle meful bih yapıyorsun. Yani bak böyle bir, hem bir gramer hatası yapıyorsun hem de oradan çıkan anlam seni kıvrım kıvrım kıvrandırıyor. Bak anlam veremiyorsun. Allah dilediğini o. saptırır diyemiyorsun. Oradan bir yerden duman geliyor. Evet. Şeyden çıkıyor. <laughs> ee... Sobadan. <laughs> Çok kızdın herhalde. Patinaj <laughs> evet. Evet. yapıyoruz. Evet. E şimdi burada ya kardeşim bununla boğuşmaktansa yani böyle kıvrım kıvrım kıvranmaktansa bir dakika kardeşim ya ya bu en nihayetinde Asım'ın hiçbir gerekçe koymadan üstelik hiçbir gerekçe koymadan harekelemesi noktalamasıdır. Üstelik burada da bir yanlış var. Yani aslında Asım da Sadece başlatmıştır devamını başkaları getirmiştir. Başkaları getirmiştir devamını. E kardeşim burada böyle bir sorun var ya. Yani Kur'an'la Kur'an'ın anlamlarıyla kaç tane ayetle çelişiyor. E i̇şte evme meleket eymenüküm. E köle anlamı ver, cariye anlamı ver. Hadi ver. Veremiyorsun. Niye veremiyorsun? Neden veremiyorsun? Çünkü olmaz da olmaz. Akıl bunun bunun için alim olmaya gerekiyor Bunun için vicdan sahibi olmak bile yeterli ya. Vicdan sahibi olmak yetiyor, yetiyor. vermişler, e, vermişler, yanlış yapmışlar. E sen de git. Ne yapıyorsun? Bak Asım Kıraati'ne onlara o yanlışı yaptıran ne? Asım Kıraati. E kardeşim işte bak Asım Kıraati'ne tefsirciler uymuş mu? Ya uymamış, uymamış ya. Allah rızası için şu Kurtubi, şu Razi, şu Mukatılı, şu Zamahşeri Allah rızası için okuyun da okuyun. Okuyun da görün ya. Her ayete bunu falan böyle okudu, filan böyle okudu, filan böyle okudu, filan böyle, böyle okudu diyor ya. Hiçbir uymuyor yani. burada biri bir kıraate uyuyor değil. Bir sürü kıraat var adam içinden birini seçiyor. Ya da olmazsa kendi kıraat uyduruyor. Niye? Ya çünkü kardeşim tefsirciler eliyle e, önümüze konulan metne baktığınız zaman saç baş yolduruyor ya. Alın bu şeylerden, secaventlerden başlayın, ayet bölünmelerinden başlayın Allah rızası için ya bir, bir görün be. Saç baş yoldurur. Saç baş yoldurur ya. Bu nasıl bölünme yani hangi ilkeye göre böldünüz? Elif koymuşlar oraya kelimeyi çoğul çoğul yaptınız. Ya neye göre çoğul yaptınız kardeşim siz? Gerekçeniz de yani Dedim ya hani daha önce Asım şöyle yapmış olsaydı. Bu tarafta noktasız ve hareketsiz metin. Bu tarafta kendi noktaladığı ve harekelediği metin altında da gerekçelerini yazmış olsaydı yani bütün kıraat imamları yemin ederim sana hepsinin sabah akşam elini ayağını öpseydik haklarını ödeyemezdik. Yanlış bile yapmış olsalardı. Bakın yanlış bile yapmış olsalardı. Ama yöntem olsaydı. bu olsaydı en azından. Yöntem bu olsaydı evet. Şimdi biz diyoruz ki kardeşim onlar yapmamış. Bu demek değildir ki onların yaptığını çöpe atma. Hayır kardeşim. Onların yapmadığını yapalım. Biz daha beter biz, biz, şu anda ne yapıyoruz? Biz şu anda noktasız ve hareketsiz metni koyuyoruz. Beri tarafına tevdi, beri tarafına e, sadece Asım kıraati değil 20 kıraatte nasıl okunduğunu koyuyoruz. Ondan hangi kelimeler iştikak edilebilir onu koyuyoruz. Arkasından Kur'an ayetlerine o kelimenin nasıl anlam verdiğini koyuyoruz. Bir sürü koyuyoruz, koyuyoruz, koyduktan sonra gramer kurallarını belirtiyoruz. Şeylerini belirttikten sonra diyoruz ki kardeşim bunun böyle olması lazım. Tam tersi yani Kur'an'ın genetiğine uymak diye buna derler. Buna derler Kur'an'ın genetiğine uymak. Ama sen asım kıraatini Kur'an yapıyorsun, onun genetiğiyle oynama diyorsun. Yani oynama, kendin oynuyorsun. Kendin oynuyorsun ya oynayan sensin. Neyse. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Ee, hakkında söylediği de... o hakkında söylediğim yasal... güzel ifadeleri. Hakkında değil. güzel yok yok bir dakika abi hakkında söylediği güzel ifadeleri aslında çok asabi bir insan olmama rağmen yani herkes beni öyle biliyor ya çok asabi bir insan olmama rağmen. Biliyor değil öylesin. Şimdi öyle sana öyle söyleyeyim mi? öylesin. Öyleyim, öyleyim. öyleyim. Evet. Yerime, yerime sen geç Hatta de bak bakalım. Hatta be, be, beni ah. bile programlarda eziyormuşsun, bir kendimi ezdirmemeliymişim diye hocalarımdan bana bazı eski hocalarımdan Erkan kendini hakaret ettirme diye sağ olsunlar iyi niyetle beni uyarıyorlar ee, ve sen Hı -hı. sadece Kur'an'la Kur'an'la açıklayabilirken de aynı e, hocam ama sözlüklere bakıyorsun ama gramer kitaplarına bakıyorsun deyip, hayır açmıyorum o konuyu çünkü onun da üzerinde hakkı var, e, hemşerim Onu da ispatlasam, <laughs> onu da ispatlasam. Ama sen Kur'an'a gözünle bakıyorsun. Bak Kur'an, Kur'an dışı bir kaynak kullanıyorsun derler biliyor musun? hayır yani bu demokrasiye çık, o da bir demokrasiye yapılan şey. Ama şunu izin verirsen canlı yayında Emir vakileri sevmem şimdi. Ee, bugünkü konuyu bekleyen tabii kardeşlerimiz var. yarın akşam bir ekstra program yaparak o konuyu işleyebilir miyiz cumartesten önce e, programı aksatmamak adına yani bugün, iki... bugün ben bir 5-10 dakika konuya değineyim 5-10 dakika değineyim yani giriş olarak ama cumartesiye sarkmasın istiyorum lütfen yani, Abi, existe, yani gir... yarın Ahmet Hoca'yı ikna et efendim? Ahmet Hoca'yı ikna et o da şey sanatçı Aa. gibi <laughs> Bugün çok aradım yok mu dedim canlı yayına bana yardım çok yanında kalacak daimi diye inşallah bakayım bir daha sorayım tamam bir girizgah olarak buyur o zaman.